Kardeşler 4 saat 50 dakikalık yorucu bir koşunun ardından bitiş çizgisini başarıyla geçerler, ancak her ikisi de maratonu tamamlamasına rağmen tüm dikkatler Robin'in üzerindedir ve Bill kendini biraz göz ardı edilmiş hisseder. Robin'in maratonu kör olarak koşma başarısı yadsınamaz derecede etkileyici olsa da yarışı kardeşi uğruna gönülsüzce koşan Bill'e sempati duymamak elde değildir. Yarış sonrasında Robbie bir ödül ve Out of Sight Vakfı'ndan bir çekle onurlandırılır. Robbie zafer konuşmasında ailesini ve Tanrı'ya sonsuz destekleri için minnettarlığını ifade eder. Ancak zorlu maraton boyunca kendisine eşlik eden tek bir kişiden, kardeşi Bill'den bahsetmemesi dikkat çekicidir. Yıllarca Robbie'nin çeşitli hedeflerine ulaşmasına sessizce yardımcı olan Bill, nihayet bir sigara içmeye fırsat bulur, ancak arkadaşı da kör olduğu için sigarayı yakmakta zorlanır. Eve dönüş yolunda Robbie'nin annesi onu maraton zaferi için överken Bill sessizce arka koltuğa oturur ve kendini biraz kenara itilmiş hisseder. Robbie şaşırtıcı bir bomba patlatır ve bir sonraki bağış toplama etkinliğinde yüzmeye katılacağını açıklar. Daha önce maratonun son bağış toplama etkinliği olacağı konusunda anlaşmış oldukları için bu durum Bill'in kafasını karıştırır. Yine de Robbie görme engelli çocuklar için bağış toplamaya devam etmeye kararlıdır ve Bill'e kendisine suda eşlik etmek yerine bir tekneden rehberlik etmesini önerir. Yemek masasında Robbie, Bill'in yüzme bağış kampanyasına yardımcı olabilmek için formuna kavuşması gerektiği konusunda ısrar eder. Bu istek maratondan ancak bir gün sonra gelmiştir ve bu bitmek bilmeyen talepler Bill'i bitkinleştirmekte ve hayal kırıklığına uğratmaktadır. Sonuç olarak Bill bir barda teselli aramaya karar verir ve burada bir otobüsün çarpması sonucu trajik bir şekilde hayatını kaybeden bir adamın fotoğrafıyla karşılaşır. Daha sonra Rose adında güzel bir kızla tanışır. Kız, adamın ölümüne kendisinin sebep olduğunu düşündüğü için hüngür hüngür ağlamaktadır. Bill'e ölen adamın erkek arkadaşı olduğunu ve bir tartışmaya girdikten sonra ayrıldıklarını söyler. Yıkılan adam buna dayanamamış ve bir otobüsün önüne atlayarak kendi canına kıymıştır. İkisi arasında samimi bir konuşma geçer ve Rose kendisini teselli ettiği için Bill'e minnettarlığını ifade eder. Birkaç kadeh fazla içtikten sonra Bill, Rose'u evine davet eder ve gece geç saatlere kadar süren takılmaları romantik bir yakınlaşmaya yol açar. Bill, büyüleyici Rose'la arasında gerçek bir bağ olduğunu hisseder ve hayatının nihayet bir amacı olabileceğine inanmaya başlar. Ertesi sabah Rose pişmanlık dolu bir içki mahmurluğuyla uyanır. Bill'e içini döker. Önceki gece alkolü fazla kaçırdığını ve Bill'in pek de onun tipi olmadığını itiraf eder. Ayrıca yeni bir ilişkiye başlamadan önce ele alması gereken bazı kişisel sorunları olduğunu kabul eder. Bill uzun zamandır kendisiyle ilgilenen ilk çekici kişinin kendisini reddetmesi üzerine yıkılır ve yatağına çekilir. Tam o sırada Robbie odaya girer ve kardeşinin reddedildiğini öğrenince onu teselli etmeye çalışır. Bill'e bardan bir yabancıyla düşüncesizce ilişkiye girmekten çok daha iyisini yapabileceği konusunda güvence verir. Bill'in Robbie'nin gölgesinde yaşamaya devam etmesiyle hayat bildik rutinine geri döner. Kendini kardeşinin hırslarını desteklemeye adar ama karşılığında neredeyse hiç takdir görmez. Kardeşine yardım etmediği zamanlarda Bill zamanını bir fotokopi dükkanında çalışarak geçirir. Bir gün Robbie, Bill'le heyecan verici bir haber paylaşır. Eğitiminde kendisine yardımcı olacak bir gönüllü bulduğunu söyler. Bu da Bill'i rahatlatır çünkü artık hevesli olmadığı bir iş yapmak zorunda kalmayacaktır. Kanepeye uzanır, ancak hikayenin ilginç yanı, Robbie'ye yardım edecek gönüllünün Bill'in bir gecelik kaçamak yaptığı Rose olmasıdır. Anlaşıldığı üzere Rose, eski erkek arkadaşının ölümünden kendini sorumlu tuttuğu için kendini geliştirmeye karar vermiştir ve Robbie'ye yardım etmek de kefaretinin bir parçasıdır. İşin garibi Rose'un Robbie'ye yardım etmekten çok daha fazlasını yapması olacak. Kahve içerken Robbie durumu yanlış anlayıp Rose'la öpüşmeye başlayınca garip bir durum ortaya çıkar. Rose hemen ona asılmadığını ve onunla ilgilenmediğini açıklar. Robbie'nin hayal kırıklığı aşikardır. Rose daha iyi bir insan olma çabasıyla ona karşılık vermeye karar verir ve böylece aralarındaki ilişki filizlenmeye başlar. Bir gün Robbie, Rose'un çekiciliği hakkında dürüst bir değerlendirme yapması için Bill'i de yanına alır. Bill şu anda kör kardeşiyle çıkan bir kız tarafından reddedildiği gerçeğiyle boğuşurken Robbie ve Rose yürüyüşe çıkar. O gece Robbie, Bill'e Rose'un fiziksel çekiciliği hakkında defalarca soru sorarken Bill soruyu geçiştirir. Bir sonraki sahnede Rose, içinde bulunduğu karmaşık durum hakkında arkadaşına içini döker. Ertesi gün Robbie'nin antrenmanında Bill, Rose'la havuz başında karşılaşır ve aralarında resmi bir konuşma geçer. Robbie gelir ve yüzme eğitimine başlar. Robbie havuzdayken Bill, Rose'un Robbie'ye olan hislerini sorgular. Tartışmaları kavgaya dönüşür. Bill, o gerginlikle Robbie'yi unutur ve Robbie'nin tarihsiz bir şekilde yaralanmasına neden olur.
Daha sonra Bill ve Rose'u Bill'in annesinin de geldiği bir hastanenin bekleme odasında beklerken buluruz. Robbie neyse ki ciddi olmayan yaralanması için tıbbi yardım aldıktan sonra tedavi odasına çıkarılır. Bill kardeşinden özür dileme fırsatını yakalar. Bir an için onu gözden kaybetmiştir. Robbie görünürde çok kötü biri olmasa da kibir, gurur ve nezaketsizlik sergiler. Rose'u ilişki içinde manipüle eder. Bağlılığını güvence altına almak için onun suçluluk ve güvensizlik duygularından yararlanır. Rekabetçi çizgisi ve doymak bilmeyen ilgiye ihtiyacı, kabul edemediği yetersizlik duygularından kaynaklanmaktadır. Robbie derinden kusurlu ve kusuruyla yüzleşecek alçak gönüllülükten yoksundur. Daha sonra Bill ve Rose, Robbie'ye gölde yaptığı antrenmanlarda yardımcı olmaya başlar. Üçü de teknedeyken Bill ve Rose keyifli bir sohbetin tadını çıkarır ve Bill biraz neşelenir. Robbie'nin gelişi bu ahenkli ortamı bozar. Bill'in giderek artan kıskançlığı, Robbie'nin sürekli olarak arzu ettiği şeyleri elde ettiğinin, kendisinin ise eksik kaldığını düşündükçe yoğunlaşır. Bu durumdan bıkan Bill, Robbie'nin hayatının aşkını elinden almasına izin vermemeye karar verir. Arkadaşlarıyla birlikte Robbie'ye karşı bir plan hazırlar. Planları Rose'u taciz ederek sahte tacizciler tutmak ve Bill'in kahraman olarak devreye girip kızı etkilemesidir, ancak planları ters gider ve sonunda kahraman Bill değil Robbie olur. Bu akşamın ilerleyen saatlerinde Bill ve arkadaşları teselliyi madde kullanmakta bulur, ancak Bill'in sorunlarının henüz sonu gelmemiştir. Kendilerini karakolda tutuklanmalarına yol açacak bir çıkmazın içinde bulurlar. Bill'in ailesi görünürde hayal kırıklığına uğramış görünseler de serbest kalmaları için araya girer. Yine de öncelikli odak noktaları ağabeyine bazı talihsiz haberler verecek olan Robbie'dir. Robbie, Bill'e yardım amaçlı yüzmenin gerçekleşmeyeceğini, çünkü sahil güvenliğin Kirby katılımcının suya girmesine izin vermeyi reddettiğini bildirir. Robbie iptalden dolayı üzgün görünürken Bill memnun görünmektedir. Rose artık zamanının çoğunu Robbie'nin evinde geçirmektedir. Bir gün Bill üçü için bir gezi planlar. Rose'a arkadaşlarından biriyle kendisi için bir randevu ayarlayıp ayarlamayacağını sorar. Rose onu arkadaşı Francie ile tanıştırır ve Bill, Robbie ve Rose'un eşliğinde onu almaya gider. Akşam yemeği için lüks bir restorana giderler. Bill ve Francie dans ederken Rose da onları kenardan izler. Yemek sırasında Bill, Francie'yi çapkın replikleriyle etkiler ve Rose ikiliyi gözlemleyerek kıskançlık hisseder. Bu durum Robbie'yi çileden çıkarır ve Rose'la aralarında hararetli bir tartışmaya yol açar. Robbie sonunda gitmeye karar verir, ancak Rose onu durdurmaya çalışır ve düşünceli olmaya ve Robbie'nin ruh halini daha da kötüleştirmemeye çalışarak ondan özür diler. Beklenmedik bir şekilde Rose, Robbie'ye olan aşkını itiraf eder. Robbie bu açıklamadan çok memnun olur ve akşam yemeğine kalmaya karar verir. Bu arada Rose kadınlar tuvaletine koşar. Bill onu takip eder ve gözyaşları içinde bulur. Rose'a sırf duygularını incitmemek için biriyle birlikte olmanın doğru olmadığını söyler ve onu kimi gerçekten sevdiği ve kiminle birlikte olmak istediği konusunda kendi seçimini yapmaya teşvik eder. Daha sonra Francie'yi evine bırakırlar ve grubun geri kalanı eve döner. Bill Rose'la sohbet etmeye çalışır. Ancak Rose ondan kaçar. Robbie ise sahil güvenliğe karşı yasal işlem başlatma konusunda Rose'la tartışır. Bill duygularını ifade etmek için son bir girişimde bulunarak Rose'a olan aşkını itiraf eden içten bir not yazar ve bunu Rose'a gösterir. Fakat Rose şüpheci davranır ve Bill'in sözlerine inanmaz. Görmezden gelindiğini düşünen Robbie hayal kırıklığı içinde yürüyüşe çıkar. Robbie gider gitmez Bill ve Rose yakınlaşır ve samimi bir görüşme yapmaya başlarlar. Ancak tam o sırada Robbie yüzmeye devam etmek için bir planla yeniden içeri girer. Hem Bill hem de Rose hızla ama gizlice kıyafetlerini giyerler. Robbie bir aydınlanma yaşar ve kendisini sürekli destekleyenlere karşı sert davrandığını fark eder. Bill'den sarsılmaz yardımları için yeterince minnettarlık göstermediği için özür diler. Etrafındaki insanlardan aldığı değerli desteğin onu her şeyi başarabileceği inancıyla doldurduğunu söyler. Bill ve Rose, Robbie'nin yokluğunda yaptıklarından dolayı pişmanlık duymaya başlarlar. Ertesi sabah Rose ve Francie'nin de katılımıyla tüm aile Out of Sign Vakfı tarafından düzenlenen yüzmeye katılmak üzere bir otobüse biner. Yüzmeden önce Robbie, Bill'e tüm yüzme ekipmanlarını titizlikle kontrol etmesi talimatını verir ve her şeyin sorunsuz gitmesini istediğini vurgular. Robbie, yüzme öncesi medyaya verdiği röportaj sırasında yolunu bulmasına yardımcı olacak güvenilir bir navigasyon tekniği olduğunu ve bu tekniğin kardeşi Bill'den başkası olmadığını açıklar. Bill sonunda çabalarının karşılığını aldığı için memnun gibidir. Robbie, çocukluklarında bir dalış yarışı sırasında istemeden kör olmasına neden olan kişinin Bill olduğunu açıklar. Bu ifşaat Bill'i kızdırır ve özür dileyip tuvalete gitmesine neden olur. Rose onu takip eder ve Robbie'ye aşklarını itiraf etmelerini önerir. Yüzmeden sonra Robbie'ye her şeyi anlatmaya karar verir.
aniden Robbie gelir ve Billy yüzmeye hazırlanmaya çağırır. Yüzme başlar. Bill ve Rose tekneden Robbie'ye yardımcı olur. Başlangıçta yüzme sorunsuz bir şekilde ilerler. Ancak Robbie'nin diğer teknelerin kornaları yüzünden kafası karışır ve Rose'la tartışır. Tam o sırada susadığını hisseder ve Rose'dan su ister. Ancak Bill su şişesini tekneye almayı unutmuştur. Su şişesini ararken Bill yanlışlıkla Robbie'nin yüzüne kürekle vurur. Bill, Robbie'ye yardım etmek için onu tekneye çekmeye çalışır. Ancak Robbie bunun kurallara aykırı olduğunu düşünerek reddeder. Bu sırada Rose'un elindeki megafon suya düşer ve Robbie gözle görülür bir şekilde sinirlenir. Bill ve Rose'la romantik ilişkileri konusunda yüzleşir ve Bill'i ezik olmakla suçlar. Bu suçlama Bill'i çileden çıkarır ve Robbie'ye yüzmeyi tek başına tamamlamasını söyler. Aralarındaki hararetli tartışmanın ardından Robbie bağımsız olarak yüzmeye karar verir ve Bill ters yönde kürek çekmeye başlar. Rose, Bill'i sakinleştirir ve Robbie'yi suda yalnız bırakamayacakları konusunda ikna eder. Robbie'yi aramaya başlarlar ancak yerini tespit edemeyince yardım çağırırlar. Daha sonra Rose ve Bill, Bill'in ailesiyle birlikte kıyıda durmuş, endişeyle Robbie'nin dönmesini beklerken görülürler. Uzun bir bekleyişin ardından Bill tekneye dönmeye ve Robbie'yi aramaya karar verir. Uzun bir aramadan sonra Bill sonunda Robbie'yi bir direğe tutunmuş halde bulur. Bill Robbie'yi tekneye binmeye çağırır ancak Robbie sahil güvenliği beklemekte ısrar eder. Bill cesur bir hareketle bir iple suya atlar ve sonunda Robbie'yi teknede kendisine katılmaya ikna eder. Bill daha sonra tekneyi kıyıya doğru çeker. Yolculukları sırasında Robbie, gölde yüzmeyi tamamlayamadığı için diğerlerinin kendisini başarısız olarak göreceğine dair endişesini dile getirir. Kıyıya varmadan hemen önce Bill, Robbie'nin tekneden inip kıyıya kadar yüzmesini ve böylece Robbie'nin yüzmeyi kendi başına tamamlamış gibi gözükeceğini söyler. Robbie planı kabul eder. Tekneden iner ve kıyıya kadar yüzer. Bill'e tereddütsüz desteği için teşekkür eder ama aynı zamanda Bill'i anlaşmalarını gizli tutması konusunda uyarır. Robbie sonunda kıyıya ulaşır ve izleyenlerden alkış alır. O anda Bill, Rose'un kayıp olduğunu fark eder ve onu bulmak için yola koyulur. Geç zamanlı olarak Rose'un eski erkek arkadaşının evinde olduğunu, ailesiyle görüştüğünü ve iyi olup olmadığını merak ettiğini öğreniriz. Suçluluk duygusundan kurtulmak isteyen Rose, ayrıldıktan sonra eski erkek arkadaşının geçirdiği kaza ile ilgili gerçeği itiraf etmek niyetindedir. Rose, daha derdini anlatamadan eski erkek arkadaşının ailesi, oğullarının Rose'a karşı hiçbir şey hissetmediği için ondan ayrılmayı planladığını açıklar. Rose'un eski erkek arkadaşı ayrıldıktan sonra o kadar mutlu olmuştur ki yaklaşan bir arabayı fark edememiş ve trajik bir şekilde hayatını kaybetmiştir. Bu ifşaat Rose'un gereksiz yere kendini suçlu hissettiği anlamına gelmektedir. Bu sırada Bill arabasıyla şehirde Rose'u aramaktadır. Sonunda Rose'u yanındaki bir takside görür. Ancak heyecandan önündeki aracı arkadan çarpar. Daha sonra Billy bir hastane yatağında yanında Rose'la görürüz. Artık bir çifttirler ve mutlu görünmektedirler. Birbirlerini özgürce, utanç ya da suçluluk duymadan sevebilmektedirler. Filmin sonuna geldik. Film hakkında düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beğendiyseniz, bana destek olmak için kanala abone olun. Hoşça kalın.